Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Evet, Konya Kitap Günleri'ndeyiz. Şehir meydanındayız. Sizleri de bekliyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız Mehmet Bey? Çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Allah tanıyalım Allah. Sizleri. Ben Mehmet Necati Büyükkalkan. Evet Mehmet. Emekli sanat okulu öğretmeniyim. Senelerce Konya yerel basınında yazı yazdım. Çöp Mertek başlığı altında. Yazdınız. Burada ne yapıyoruz? Burada Sırçalı Medrese'yi görüyorum. Bu tarihi eserlerde birebir naif tekniği kullandık. Evet. Ve eserler yapıldığı yılki halleri. Evet. Şimdi bazıları restore edildi, bazıları da yıprandı. Yani şu buradaki gördüğümüz eserler yapıldığı yıllar, altlarında da tarihi evet, vardı. Ve aynı tuğla sayısı kadar da evet, resimde evet, var evet, yani. Tabii. Bunlar önemli. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu sergimize geldiğiniz zaman, fuarımıza, sergimizde gezin diyelim. Biz şöyle hızlı bir şekilde devam edelim. Burada görevli arkadaşlarımız yönlendirmeler yapıyor. O kadar büyük ki, çok büyük bir çadır. Abi devasa bir çadır. Bu sıralara hiç girmemiştik. C4 Kitap Evi'nden hemen başlıyorum. Bülent abi burada mı? Bülent abi burada. C4 Kitap Evi gel. Bülent abi kolay gelsin. Abi hiç rahatsız olma. Nasılsın? Abi sağ olasın. Görüşmeyi. Girişlesin hemen. Kolay yerdesin Bülent abi. Ramazan'dan sonra değil mi? 3 ay oldu. Tekrar görüştük. Tekrar görüştük. Abi nasıl gidiyor fuarımız? Abi iyi şükür. Çok güzel abi. Kitapları burada imzalamaya devam. Tabii ki devam. Tabii ki devam neler abi. Neler demek istersin? Abi şunu demek isterim. Bu sene daha bir şey olmuş burası. Böyle kallavi olmuş, büyümüş, gelişmiş. Böyle fiziğiyle, şeyiyle, katılımıyla daha güzel bir yer olmuş. Galiba daha da büyüyecek burası. İnşallah. Çok teşekkür evet. ediyorum. Evet, C4 Kitap Evi'nde içinizdeki öküzde oha deyin. Sevgili seyirciler, Bülent Akyürek abimiz şeref verdin. Çok teşekkür ediyorum. Nuri Paktil abimiz, 7 güzel adam. Evet. Nuri Paktil abimiz de buraya gelecek. İnşallah. İnşallah imkanımız ölçüsünde evet. yazarlarımız böyle broşürleri alıyorsunuz. Hangi yazarı takip ediyorsanız imza günleri, saati hepsi bu broşürde var. Alın diyelim. Değerli kardeşim, önceki kitap fuarımızda yıldızımızdı. Bir kendini tanıt bakalım bize. Adım Mustafa, soyadım Büyükşehir, Karatay Belediyesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorum. Liseye gideyim, Konyalıyım, Allah razı olsun abi. Peki kitaplarla aran nasıl? Burada tek başına duruyor maşallah kardeşim. Kitaplarla aram iyi. 6 yıldır kitapçılık yapıyorum. Peki hangi kitaplar çok gidiyor? Hangi kitapları çok beğeniyor gelenler? En fazla satanlar sende. Peygamberimizin sahabeleri ve Riyaz-ı Salih'in hadis kitaplarıdır, Kur'an-ı Kerim'dir, Yasin-i Şerifler'dir ve arkada gördüğünüz tablolardır. Hepsi gidiyor, iyi hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor, elhamdülillah. Fuar nasıl bu sene? Fuar bu sene çok iyi, daha da iyi olmasını diliyoruz inşallah. Allah razı olsun, cin gibi maşallah kardeşim. Hangi yayın evindeyiz? Sağlam Yayınlar. Sağlam Yayınlar'da kardeşime uğrayın. Efendim koridorlarımızı bölüm bölüm gezeceğiz. Süre kısıtlı malum. Biz Biriz Yayınları'na selam veriyoruz. Arkadaşlar kolay gelsin. Komen Yayınları'nı görüyorum. 157 yayın evi var sevgili seyircilerimiz. Hangi birini söyleyeyim? Türkiye Diyanet Vakfı. Arkadaşlar kolay gelsin diyelim. Sağ tarafa döndüm. Doğan Can Yayınları burada. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Allah iyilik sağlık versin diyelim. Ve hemen hızlı bir şekilde kitap fuarında kitap severleri buluşsun. Efendim nasıl gidiyor yayın? Teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım. Şeyma Çelikel. Şeyma Hanım, kitaplarla aramız. Çok iyi, öğrenciyiz zaten. Hangi bölümdesiniz? İnşallah mezun öğrencisiyim, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Allah kolaylıklar Allah versin. Nasıl olmuş fuar, neler demek istersiniz? Harika olmuş ya. Kitaplar zaten cennet kokusu gibi bir şey yani. Cennet kokusu gibi bence bir şey. Bence de. İlim yani, düşünüyorum da Kur'an-ı Kerim'de bile kitap hani, Kur'an-ı Kerim bile bir kitap haline geldiğine göre. Evet. Yani. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. Ufka evet. Yolculuk Kültür Yarışmaları'nın üçüncüsünü düzenliyoruz bu yıl. Evet. Peygamber Efendimiz'in hayatından inşallah bu yıl yarışmamız olacak. İsmail Lütfü Çakan hocamızın Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi isimli kitabından olacak. Bütün detayları ufkayolculuk.com'dan takip edebilirler arkadaşlar. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben de katılmıştım bu yarışmaya. Peki devam edelim sevgili seyircilerimiz. Akıl Oyunlar Akademik Yayınları'na selam veriyorum hızlı bir şekilde. MGV Yayınları arkadaşlar kolay gelsin. Abi burada çay kahve hani gelen misafirlere yönelik her şey hazırlanmış durumda. Kardeşim kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir tanıyalım sizleri. Hasan Uzun, Konya Beyşehirliyiz. Sınıf öğretmeniyiz, aynı zamanda yazarız. Şeytan Arkadaşlık isteği gönderdi ve Ateş Düşürücü isimli kitaplarımız Şeytan var. Şeytan Arkadaşlık isteği evet. gönderdi. Sosyal medyanın her alanda olduğu bir anda. Aynen, aynen. Şeytan Arkadaşlık isteği gönderiyor. Gençler, çocuklar, sosyal medya. Aman dikkatli olun diyelim. Kitap fuarında gezme devam edelim. Her hol, her bölüm yoğun.
fuarımızda yine birlikteyiz. Neler demek istersin? Nasıl bir fuar başladı? Nasıl gidiyor? Konyalılar için çok güzel bir şey. Kitapla, okuyucuyla, mekan olarak çok güzel. Herkesin ulaşabileceği ve herkesin bir anda birçok yazara bir anda ulaşabileceği bir ortam. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'ne ve bu işe ön ayak olanlara teşekkür ediyorum. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Yine olayı öz bir şekilde anlattınız. Efendim sevgili seyirciler, bugün de biz Ailen Söyü'nün sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Medeniyet Okulu'nda birlikte olmayı umuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.